He wants to know when the tarikats were formed. Was it the time of Ebu Bekir, or when did it come about? He's curious about that. You can translate it if you want. Yeah. Hasan, it's not working. I know Hasan. When it strikes him, he turns it on. When it strikes him, he turns it on. Okay. Tamam. Oldu galiba. Soru tarikatlar ne zaman başladı hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. First we have to understand what is the meaning of tarikat. Önce tarikatın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. It means way. Tarikatın manası yol demek. That is the way of the Prophet Aleyhisselam to reach Allah. Peygamberimizin yolu. Our Sheikh likes to distill. He likes to give the best meaning to very big subjects in very simple ways. Bizim şeyhimiz çok kompleks, çok kafa zorlayıcı konulara elinden geldiği kadar basit örneklerle bizi öğretmeye çalışır her zaman. He is saying the Shariat is the laws, the do's and the don'ts. Şeria yapılacak veya yapılmayacak şeyler, kanunlardır diyor. But the tarikat is the lifestyle of the Prophet. Ama tarikatın farkı hayat tarzı ve yaşam tarzıdır diyor. And it means how his what his attitude is. Yani how is his attitude? Attitude. Hangisi? No? Tavır daha iyi. Yani tavırlarını daha çok incelemek, yani bazı konulara karşı ve yaşam tarzından o tavır yani olan. So tasavvuf, which are the teachings of tarikat. Tasavvuf, tarikatın öğrettiklerini sunuyor. Which so many alims and saints also taking from the hadis kutsi. Bir sürü alimler, evliyalar, işte hepsi tarikatlar. İşte hadislerden, peygamberimizin yaşamlarından sunuyor. That Allah subhanahu wa ta'ala is saying, my servant becomes beloved to me when he performs all his obligations. Bütün verilen görevlerini yerine getirdiği zaman benim kulum, o kul benim için en iyi kuldur. But he comes closer to me when he performs the supererogatory, the voluntary, the ama non-obligations. Zor üzerine, bir insanın üzerine zorlanmayan şeyleri ve tavsiye edilen şeyleri yaptığı zaman bir kul daha da makbuldür. When he becomes beloved to me, o zaman benim sevgili kulum olmuş oluyor. I will be his tongue with which he speaks. Benim kulum olduğu zaman ben onun konuştuğu zaman ben onun dili olurum. I'll be his eyes, I'll be ben his onun gözleri ears, olurum. I'll be his hands. Kulakları olurum, I'll elleri be his olurum. Feet. Onun ayakları olurum. This is one basis. Bu sadece bir parçası. There's also the hadith of Jibril Aleyhisselam. Jibril Aleyhisselam'ın da hadisi var. When Hazreti Cibril Aleyhisselam is asking the Prophet Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimize sorduğunda Hazreti Cibril, what is iman? İman nedir diye. What is İslam? İslam nedir diye. What is ihsan? İhsan nedir diye. Now, İslam, let's say the şeriat. İslam şeriattan bahsediyor. What is it that you have to do? Yani şeriatlar nedir? İman, what is it that you have to believe? İman, neye inanmam gerekiyor? And ihsan, saying now, to worship Allah as if you see him and if you don't see him to know that he sees you. İhsan da karşındaymış gibi ibadet etmek Rabbine ve karşında olmasa bile onun senin gördüğünü hissetmek. So we know that now from the time the Prophet Aleyhisselatü Vesselam there was already different categories of faith. Ve ta o zamandan, peygamberimiz zamandan zaten orada farklı İmanlar, farklı inançlar. For those who are only able to carry from the Shariat, he gives that to them. Yani Shariat'tan taşıyabilenlere sadece Shariat'ı veriyor. For those Sahabis who are able to carry more, he opens
bazı sahabelerin daha fazla yük taşıyabildiğini gördüğü zaman onlara da daha fazla şeyler veriyordu. Takip etmeleri için, uygulamak için. From our traditions, sit down. Bizim geleneklerden, adetlerimizden. Our Shaykh is saying, Şeyhimiz diyor ki, in the hadis, hadisten, the Prophet aleyhissalatu vesselam is saying, looking around, is there any? Peygamberimiz etrafa bakarak any diyor ki, strangers amongst us? Aramızda diyor, yabancı var mı diyor. They said, no, ya Resulullah. Yok, yabancı yoktur ya Resulullah. So he says, Ya Ali, come forward. Ya Ali, gel diyor o zaman diyor. Hazreti Ali then sat right in front of the Prophet on his knees. Hazreti Ali Peygamberimizin önüne oturuyor. And his knees were touching the Prophet's knees. Ve dizleri Peygamberimizin dizlerine dokunuyor. And the Prophet aleyhissalatu vesselam then began his zikir, loud zikir. Ondan sonra zikir yapmaya başladı Peygamberimiz. And in that zikir, ve o zikirin içinde there's a transfer bir of spirituality. Alışveriş var yani gönüllerimizin, kalplerimizin, ruhlarımızın arasında. Manevi bir manevi bir alışveriş, iletişim. And the more that the Prophet was passing, the more Hazreti Ali was shaking. Ne kadar Peygamberimiz zikrettikçe Hazreti Ali daha çok titremeye başlamış. And the more he was giving, the more he was shaking. Ne kadar verse o kadar daha da fazla. In our traditions, they are saying 40 tarikats is given to Hazreti Ali. Derler ki bizim gelenek adetleri öğrettiklerine all, göre 40 tane tarikat verildi diyor. In all these 40 tarikats, the zikir it is shown with vigorous movement. Ve her bir tarikatta diyor, zikir diyor çok güçlü hareketlerle yapılır diyor. Whether it's a Kadiri zikir, which is energetic. Kadiri zikir olur diyor, çok enerjili, yüksek enerjili. Rufai zikir. Fail zikir olur diyor. Or even the Mevlevi zikir. Veyahut da Mevlevi zikir olur diyor. But it is energetic. Ama hepsinin içinde bir enerji var diyor. After some time, the Prophet aleyhissalatu vesselam says, Ya Abu Bakr, come forward. Biraz zaman sonra. He sat in front of him. Ya Ali, gel tekrar yine önüme. Abu Bakr. Efendim? Hazreti Ebu Bekir said, come sit in front of me. Hazreti Ebu Bekir önlüğü. Peygamber Efendimiz bir zamandan sonra, ya pardon. Bekir sen gel. Ebu Bekir sen gel diyor, tamam. And the knees are touching. Dizler tekrar yine dokunuyor birbirine. And the zikir started. Ve zikir başladı. The more the Prophet gave. Ne kadar Peygamberimiz verdiyse. The more Hazreti Ebu Bekir just sank lower. Ve ne kadar verdiyse Hazreti Ebu Bekir batmaya başlamış. Became more stable. Daha oturaklı olmaya başladı. Like a mountain. Bir dağ gibi. He wasn't even moving. Hiç kımıldamıyordu bile. So the Prophet then poured everything from his heart to the heart of Ebu Bekir Siddiq. Ve o zaman Peygamberimiz bütün kalbindeki, yüreğindeki ne varsa hepsini ona döktü. As it is the hadith of the Prophet. Prophet is saying, whatever Allah put in my heart, I pour into the heart of Ebu Bekir Siddiq. Diyor, benim kalbime ne koyduysa ben de onun olduğu gibi tamamen döküyorum onun kalbine. And that is one tarikat, one ve way. Ve o bir tarikat sadece diyor. And that is the way that is called the Siddiqiyya way. Siddiqiyya yolu. And that is the Nakşibendi way. Ve Nakşibendi yolu. The name changed from Siddiqiyya. Siddiqiyya'dan değişti diyor isim. When it was passed now to Salman Farsi. Salman Farsi'ye geçtikten sonra isim değişti. Then the secret, the way of the teachings. Öğreti yolu da değişti. O öğreti yolu değişti. And it's called Salmaniyya. Salmaniyya. Then it passed. It onun passed. Geçti. It changed the name until it reached to Shah Nakşibendi. Shah Nakşibendi kadar isim and değişti. And the name stayed by order of the Prophet aleyhissalatu vesselam. Peygamberimizin emrinden değişti. To Hazreti Ali 40 ways were given to him. Hazreti Ali'ye 40 ayrı ayrı tarikatlar verildi. But just as Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, he is the Sayyid, he is the peer, the leader of all the Sahabis. So the way of the Nakşibendi way, it is the leader of all the tarikats. Nakşibendi'nin yolu, yani özelliği o 40 tane tarikatın başında olmak. Yani Ebu Bekir Siddiki gibi o 40 tarikatın ilk baştaki tarikat Nakşibendi tarikatı. Evet. It was said that Sufism, tasavvuf, was a reality at that time without a name. Now it's a name without a reality. O zaman Sufilik
O zamanlar yani ismi bile yoktu ve yaşanıyordu diyor. Ama diyor şimdi ismi var diyor ve yaşanmıyor. Tam tersi ikisi. İkisinin tam tersi. Different heads of the tarikats, they would have farklı tarikatların başları slightly different let's say ufak farklarla değişiklikler permission vardı. That is given. Yeah, onlara verilen izin, müsaade. While the foundation is there, foundation is there. O temel oradayken o izinler. But it may change a little bit. Ama hepsi birazcık değişebilir diyor. Then it may take a different form. Yani farklı bir form, bir kalıp alabilir. But the roots remains the same. Ama köklerin hepsi aynıdır. Mevlana, for example, Hazreti Mevlana, he did not whirl as today semas and they are whirling. Şimdiki dervişler gibi dönmüyordu. 50 years after he passed, 50 sene öldükten sonra, and there was a traveler who traveled through Konya. Bir yolcu Konya'dan geçerken, and he wrote in his journal, ve journal'a günlüğünü yazdı. When he spoke about Hazreti Mevlana in Konya, the people still remember him as the crazy sheikh. Hala da o zamanlar deli şeyh olarak hatırlamış insanlar, oradaki insanlarla görüşüp oradan geçerken günlüğünü yazmış deli şeyh olarak hala da hatırlanıyor diye. But it was his son, Sultan Velat. Ama onun oğlu Sultan Velat. And the next one who was heading that tarikat. Ve ondan sonraki tarikatın başı. That they make it more, let's say, organized. Daha fazla, yani daha organize hale geldiler o zamana kadar. Same thing with all the different tarikats. Öbür tarikatlar da öyle. Gittikçe daha organize oldular. But the Nakşibendi tarikat. Ama Nakşibendi tarikatı. The main aim has always been about training the ego. Her zaman en büyük amacı Nakşibend öğretimlerinde egoyu dizgin etmek. Egoyu yok etmektir. It is not about zikir. Zikir için değildir. It is not about memorizing Quran or ibadet. İbadet veya Kur'an'ı hafızaya almak amacı değildir. It's about learning your ego. Kendi egonu öğrenmek, kendi kimliğini tespit etmek ve şeyh tarafından onun eğitimini almak. And about submission. Ve teslim olmak. It is very difficult. Çok zor. Çok zor. And in the past it was only it was not open to everyone. Eskiden herkese de açıktı değildi tarikatımız. It was only open to people who are going to become rulers in this world. Sadece hükümdarlar için açık bir tarikattı veya hükümdar olacak olan insanlar için açıktı. Some people they get confused. They say this has nothing even to do with religion. Bazı insanlar yani kafaları karışık, hatta dinle alakası yoktur diye. But it has everything to do with religion. Ama dinle her şeyin, yani bunun it has to do with submission. Dinimizle her şeyin alakası var ve en önemli şeyi teslim olmaktır. It was a tarikat that were training meliks, sultans, paşas and vezirs. Melikler, sultanlar, paşaları, vezirleri eğiten tarikat. They have to be trained. Onlar eğitilmesi gerekiyor. Çünkü hükmedecekler. If you can control your ego, you can control the whole world. Eğer kendi egonu, kendi kibirini kontrol edip dizgin edebiliyorsan, bütün dünyayı kontrol edip dizgin edebilirsin. You must understand what is your ego, what is your şeytan. Anlaman gerekiyor. Egom nedir, kibirim nedir ve şeytanım nedir anlaman gerekiyor. Dünya nedir? And what are your desires? Ve isteklerin nedir bu These dünyada? These are your four enemies. Bunlar dört düşmanındır. You understand also through the ego. Ya egonu araştırırken bakarken what is your anger? Anlamaya başlıyorsun yani. Hundreds and thousands nedir? Of disguises. Öfken nedir? O kadar değişik kılıklara giriyor egon. What is jealousy? Kıskançlık nedir? Stubbornness. İnat nedir? Arrogance. Kibir nedir? And it hides. Ve hepsi saklanıyor diyor. Saklanıyorlar. Once they teach us this and you learn, bir kere bunu öğrettikleri zaman bize ve öğrendiğimiz zaman many things will be open to you. Çok şeyler açılmaya başlayacak sana. The veils will be lifted. Perdeler kalkmaya başlayacak. But it's impossible unless you have submission. Ama teslim olmadan onlar mümkünatı yok. So many they don't have the spirit for this. Çok insanda bunu taşıyabilecek kalp, ruh yok. It's not meant for everyone. Herkese göre de değildir.
those that their hearts are pulling more towards, let's say, the arts. Mesela bazı insanların ruhu, istekleri işte müziğe doğru veya sanata doğru yönelmek istiyor. The Mevlevi way is very good for them. Mevlevi yolu onlar için iyidir diyor. Those that are more inclined towards military, the Bektashi way is more. Mesela askeri ruhlu olursun, savaşçı bir ruha sahip olursun. Others, onlar da Bektashileri öneririm diyor. Others the Kadiri way. Öbürleri de Kadiri yolu. But the Nakşibendi way is different. Ama Nakşi yolu farklıdır. We haven't even entered into the tarikat yet. Biz daha tarikatın içine girmedik bile. I'm not saying I know everything. Ben demiyorum ki her şeyi biliyorum. My sheikh trained me. Benim şeyhim bana öğretti. When I compare myself to him, I cannot even say that I am real. Ben kendimi onunla karşılaştırdığım zaman ben kendimi gerçek bile diyemiyorum. Sahteyim ben onun yanında diyor. But he trained us, and ama what I have to do diyor. Is just to transmit that knowledge to you. En azından diyor, benim görevim diyor, bana öğretilenleri yani müritlere işte ümmete aktarmak. So yes, tarikat has existed from the time of the Prophet Aleyhisselatü Vesselam. Tarikatlar ta Peygamberimiz zamanından beri vardır. These are very spiritual teachings, subtle teachings. Bunlar diyor ufak eğitimlerdir, öğretimlerdir. And the Prophet çok incedir. Prophet Aleyhisselatü Vesselam gave to different sahabis according to their capacities. Ve sahabedeki herkese onların kapasitesine göre bilgi vermiş. Onları yol göstermiş. There is one riwayat. There is one hadith of the Prophet Aleyhisselatü Vesselam. Bir hadis var Peygamberimizin. That he says, anyone who recites La ilahe illallah, the kim, fire of Jahannam is forbidden. Kim La ilahe illallah derse, cehennemin ateşleri yasaktır o kişiye. But that hadith, those words were given to Hazreti Ebu Hureyre. O hadis Ebu Hureyre'ye verilmiş. And when the Prophet gave those words to Hazreti Ebu Hureyre, he was so happy. O müjdelenmiş kadar mutlu oldu onun haberini verdiğinde. And the Prophet gave him his sandals also. Peygamberimiz sandallarını da vermiş. And he was running outside to tell everyone. Ve dışarıya koşup herkese anlatmak için, you herkese söylemek için. You just have to say La ilahe illallah, you'll go to Cennet. Yani La ilahe illallah deyip direkt cennetlik olacaksın diye herkesi müjdelemeye çalışmış. But he met Hazreti Umar. Ondan sonra Hazreti Ömer'le karşılaşmış. And Hazreti Umar stopped him. Hazreti Ömer durdurdu onu diyor. Hazreti Umar, they started fighting. Ve kavga etmeye başladılar diyor. And the Prophet came. Ondan sonra Peygamberimiz geldi. Oh, saying, what's happening here? Ne oluyor burada? Hazreti Umar says, if you Hazreti let Ömer diyor ki, your nation sen diyor, to hear this, insanların, not a single one of them are going to pray to bunları Allah. Diyor, eğer söylersen topluma, hiçbir tanesi dua edip namaz kılmayacak, ibadet etmeyecek diyor. They will not do any ibadet. Hiçbir tanesi ibadet yapmayacak. They just going to say La ilahe illallah. Herkes sadece La ilahe illallah deyip cenneti geçecekler. Prophet Aleyhisselam listened to him. Peygamberimiz onu and dinledi. Listened to Hazreti Ebu Hureyre. Ve Ebu Hureyre dedi and ki, he says, you are right, you doğru söylüyorsun diyor. So that hadith was not open. O hadis açık değildi herkese. During the time of the Prophet Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz zamanında. It did not open during the time of Ebubekir Siddik. Ebu Bekir Siddik zamanında da açılmadı. It did not open during the time of Hazreti Ömer. Hazreti Ömer zamanında da açılmadı o. But when Hazreti Ömer passed, then Ebu Hureyre opened it. Hazreti Ömer vefat ettiğinde o zaman Ebu Hureyre günün üzerine çıkardı o hadisi. What we understand from this? Ne anlıyoruz bundan? There is politics. Yani politika var. Burada bile politika var. When you deal with your ego, you deal with politics. Egonla uğraştığın zaman politikayla uğraşmış oluyorsun. You make deal. Çünkü anlaşmalar var. You push içinden. And you pull. İçinden pazarlıklar var. You find the right çekiyorsun, way, itiyorsun. Right time. Ve doğru zamanı, doğru yolu bulmaya çalışıyorsun. You become smart. Akıllanmaya başlıyorsun. There's politics in everything. Her şeyde politika var. Her şey. What Allah has created is very complex. Allah Allah'ın yarattığı komplekstir. Zordur. There's politics amongst the brothers of the prophets. Peygamberimizin brothers. Brothers? Yeah. Peygamberimizin kardeşliğinin arasında da politika vardı.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. All his brothers are prophets. Bütün kardeşleri peygamberdi. There's politics amongst the Sahabe-i Kiram too. Sahabe-i Kiram'ın arasında bile politika vardı. We are ehli sünnet. Biz ehli sünnetiz. We don't say one is right and one is wrong. Biz demiyoruz ki birisi doğru birisi yanlıştır. We say both are right. Biz diyoruz ki iki taraf da doğru. But one is more correct than the other. Bir tanesi öbürsünden daha doğru. Then we find out why. Ve araştırıyoruz nedenini. So inshallah, may Allah accept our weak service. Allah aciz hizmetimizi kabul etsin. May Allah open our hearts inshallah. Allah kalbimizi açsın. And may Allah always put us under the feet of the great ones, the saints, the sahibs of this area. Allah evliyalar, ermişlerin ayaklarının altında olmayı nasip etsin. If so many of you don't know, he is the imam. Of course you met him. Çoğu insanlar yes. Burada belki bilmiyorsunuz kim olduğunu beyefendinin. İmam bugünkü gittiğimiz Üfrade Hazretleri'nin camisinin imamı. Hazreti Aziz Mahmud Hüdayi. Hazreti Aziz Hüdayi. He is the Şeyh of four, how many? Six Osmanlı padişah. 6 tane Osmanlı padişahın şeyhi. Six of them. 6 tane. And his şeyh is Üftade Hazretleri. Ve onun şeyhi Üftade Hazretleriydi. So we're asking for his medet inshallah. Onun medetini diliyoruz. This world we're living now is getting more complex. Bu dünya gittikçe kompleksleşiyor. We need to have the intelligence inshallah. Bize akıl fikir lazım.